Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte mini kalem koleksiyonumu inceleyeceğiz. Yorumlarda birçok kişi mini kalemlerini göstermesine yorum atıyordu. Ben de ayrı bir video halini yapmak istedim. Çünkü gerçekten bir sürü mini kalemim var. O zaman incelemeye başlayalım. Kalemlerini markalarına göre inceleyelim istiyorum. Öncelikle Serve'nin ee, Servi Beri adlı mini kalemleri var. Bunların büyük versiyonunda küçük versiyonunda mevcut. Şurada da gördüğünüz gibi büyük halleri var. Ee, minikleri gerçekten çok tatlı. Dokuları vesaire çok güzel. O yüzden bunları çok seviyorum. Hemen paketini açalım. Uçlarını da göstereyim. Uçları da gördüğünüz gibi böyle normal kesik uçlu bir kalem ucu. Böyle dokuları özellikle çok kaliteli bence bu kenarları vesaire ve uzun süre kullanabileceğiniz bir kalem. Çoğu mini kalem bir süre sonra aslında kuruyor yani kullansanız da kullanmasanız da kalemler aslında eskiyor bir süre sonra. Ama bunlar da öyle bir şey söz konusu değil. Ben bunları alalı belki bir sene olmuştur ama hiçbir şekilde kurumadı. Hiçbir şekilde mürekkeplerine herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden aslında bunları çok seviyorum. Ve bence büyük hallerinden daha güzeller. Burada büyük versiyonları var ama küçükler çok daha tatlı olmuş bence. O yüzden ben yani ikisi arasında bir seçenek yapsam muhtemelen mini versiyonlarını alırdım. Sırada Stabilo Boss ee, miniler var. Gördüğünüz gibi bunlar da yine... Küçücük, minicikler ve çok tatlılar. Kalemlikte asla yer kaplamıyorlar. Uçlarını da göstereyim. Büyükleriyle uçları aynı. Hiçbir farkı yok. Hatta bildiğim kadarıyla içerisindeki mürekkep oranı da aynı. Yani daha çabuk bitme gibi bir durum söz konusu değil. Bunları alalı yine bir buçuk iki sene olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı eski aslında bunlar. Ve hiçbir şekilde mürekkepleri kurumadı. Hiçbir şekilde daha bitmediler veya herhangi bir sorun yaşamadım. İki tane de neonu var. Bunları da yine eve yakın bir kırtasiyede bulmuştum. Bunlar karanlıkta parlıyorlar. Şurada azıcık da olsa gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunlar karanlıkta çok güzel parlıyorlar. Ee, aslında bunların 21, 2021 renkleri olan versiyonu da var. Ama maalesef daha Türkiye'ye gelmedikleri için bende de yok. Geleceklerini de zannetmiyorum zaten. Bunlar da yine e, favori işaretleme kalemlerimden. Serveler ve bunlar gerçekten şu anlık favorim. Çünkü çok kaliteliler bence. Normalde mini kalemler bu kadar kaliteli olmuyor. E, ama bunlar gerçekten çok kaliteli. Kalan mini kalemleri de gördüğünüz gibi şimdi buraya koydum. Bunların bir çoğunun aslında belirli bir markası yok. O yüzden hepsini birlikte inceleyelim istedim. Karışık bir şekilde ilerleyebiliriz bence. Yani bunların bir markası yok. Normal böyle mini kalem diye geçen kalemler aslında. Öncelikle şunları göstermek istiyorum. Bunlar mini kalem sayılır mı? Çok bilmiyorum ama bunları da göstermek istedim yine. Öncelikle bunu göstermek istiyorum. Makaron şeklinde bir kalem ve bunların hepsinin tek tek böyle uçları açılıyor. Ve masada çok güzel duruyorlar. Bunları çok seviyorum. Herhangi gibi bir bitme sorunu yine bunlarda da şey değil, mevcut değil hiçbiri. Ya şu an masada olan hiçbir kalem bitik değil. Bazı mini kalemler hariç onlar da zaten biraz da aldığımda yazmıyordu. Biraz da sonradan kurudu zaten ama şu an işte bu büyük kalemlerden vesaire hiçbirinde yazmama gibi bir durum söz konusu değil. Bu dediğim gibi böyle bir kalem. Bunu çok seviyorum. Sonra böyle bir ayıcıklı kalem var. Bunu Ankara'dan almıştım ve bir tanesi evet bunun böyle bazen ucuk kırık şeklinde çıktı maalesef. Çoğu da yazmıyor zaten ama görünüş olarak çok tatlı durduğu için masada duruyor. Bir de böyle bir kalem var. Bu da deniz kabuğu şeklinde bir an unuttum. Ucu da böyle. Yine yazıyor bu. Gördüğünüz gibi yine çok tatlı duruyor. Ama benim favorim makaron olan. Bunu çok seviyorum çünkü. Ee, daha sonra şununla devam edelim. Böyle galaksi şeklinde bir mini kalem var. Bunun da hatta ucunu göstereyim. Bunlar şu kapağının oradaki simi sayesinde böyle güzel duruyor. Burası açılmıyor bu arada. Ucu da... Böyle neon yazıyorlar. Ama bu kapağındaki siminden vesaire bu dış görünüşü e, sayesinde bence kalemler çok tatlı gözüküyor. Daha sonra dondurma şeklinde mini kalemlerimiz var. Bunların altılısı da var bende. Dörtlüsü de var. İlk başta ben dörtlüsünü almıştım. Sonradan altılısı da varmış. Altılısını da aldım diye hatırlıyorum. Ya da hediye de gelmiş oluyor. Şu an hatırlamıyorum ama sanırım altılı olan hediye gelmişti ama şu an öbürünü bulamadım. Şu an beş tanesi. Çekmecedeymiş. Bir tane de yeşili var. Şu an çekmecede gördüğünüz gibi. Böyle bir de i̇şte böyle dörtlüsü var. Bunları da kenara alıyorum. Daha sonra böyle havuç şeklinde bir tane var. Aynı şekilde havuçların böyle versiyon da var yine. Bunlar da çok tatlı. Özellikle şunların bu yüz şekilleri çok hoşuma gidiyor. Bence çok tatlı duruyorlar. Böyle. Bunlar da yine çok kaliteli. Bunların dış yüzeyi çok kaliteli. Bir tanesini alabilirsem göstereceğim. Şu kısımları gerçekten çok kaliteli. Buraları da çıkabiliyor. Böyle burası silgi gibi bir şey ama silgi değil. Yumuşak yani de sadece. Bunlar da böyle. Daha sonra böyle e, sanıyorum ki patlıcan bunlar. Patlıcan şeklinde bir setimiz var. Bunlar da yine çok tatlı. Yani hepsini çok tatlı diyorum ama hepsi bence çok tatlı. Ben böyle mini kalemleri gerçekten çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyorlar. Daha sonra balık şeklinde bir tane var. Bundan bende bir set daha olması lazım diye soruyorum ama şu an yine yok yani göremedim. Masada umarım unuttuğum bir kalem seti yoktur. Bunların da ucunu göstereyim. Uçları da böyle. Daha sonra da kenara alalım. Şöyle bir tane tekli var. Bunu DNR'den çok merak edip almıştım. Böyle dışı baya bir paketliydi vesaire. Bunu sürekli görüyorum dedim artık alayım yani. Ucu da böyle. Çok güzel yazıyor bence. Böyle minicik bir kalem. Ee, daha sonra şunları göstermek istiyorum. Bunları yine nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bir kırtasiyeden aldım ama hangisi bilmiyorum. Bir tersin ucunu göstereyim. Bunlar çok tatlılar ama ya. Şu üstlerindeki şeylerinden dolayı çok çok tatlı gözüküyorlar. Çok seviyorum o yüzden bunları. Ee, sonra süt kutusu şeklinde var ya yani böyle minik kalemlerin aslında birçok versiyonu var, ee, birçok şekilde olanı var. Hatta bende olmayan bir sürü minik kalemler var şu an. Sınır yok yani bunlarda. Ucu da böyle bunun yine bunlar da bence çok çok tatlı. Ya bütün minik kalemler tatlı aslında ya hepsinin çünkü kendine özgü bir şekli var. Bunlar da mesela kapsül şeklinde. çoğun ucunu göstermeye gerek yok zaten hepsi aynı. Ve çoğu aynı renk yazıyor. Yani pastel duruyorlar ama ne neon yazıyor. Bu da böyle. Daha sonra mantar şeklinde var. Bunlar da çok tatlı. Sonra bunu göstereyim. Bunu Yoyo Salon almıştım. Böyle on değil mi? Aynen onlu bir set. Ve çok güzel kokuyorlar. Bunlar kokulu. Ee, çok güzel yazıyorlar. Çok güzel kokuyorlar. Uçları da böyle. Hala kokuyorlar bu arada. Kokularını kaybetmemişler. Hepsinin kendine özgü e, renkleriyle alakalı meyvelere, meyve aromalı kokuyorlar. Cümleyi toparlayamadım. Ve çok seviyorum bunları yine. Kokulu olmaları çok güzel. Çok fazla kokulu kalemim yok bu arada. İki, üç tane kokulu kalemim var. O yüzden bunlar da benim için özel. Daha sonra DNR'dan aldığım dörtlü bir kalem setimiz var. Bunlar da yine çok tatlı gözüküyorlar. ucunu göstereyim bir tanesinin. Benim favorim şu ikili. Bu ikilinin rengi çok güzel çünkü. Ee, daha sonra şunları göstereceğim. Yani mini kalem sayılır mı bilmiyorum ama bence sayılabilir. Bunlar baskı aslında. Böyle e, öpücük şeklinde baskı çıkarıyorlar. Bunları da ee, Yoyo sağ ya da şeyden aldım. Aynen mini soymuş hatta yazıyor. Mini soydan almışım. Ee, daha sonra mısır koçanı mı? Aferin. Ya mısır şeklinde var. Bunlar da şöyle açılıyor. Gördüğünüz gibi mısır koçanından çıktı şu an. Uçları da böyle. Daha sonra e, şunları göstermek istiyorum. Bunları Mr. Baydan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da yine çok tatlı gözüküyorlar. Tek sıkıntı bu beyaz olanın altı neden turuncu? Hepsi aynı renkken bunun altı turuncu. Yani bu biraz tuhaf olmuş. Zaten turuncu yazıyor bu arada. Onun yerine burası da turuncu olabilirdi bence. Uçları da böyle. Yine çok tatlılar ve fiyatları çok uygun. O zaman bunları 20 küsürde 30 küsür almıştım şu an. Bayağı bir pahalanmışlar ve her yerde bulunmuyor maalesef. Daha sonra burada oje kalemlerimiz var. Bu pastel setinden bende iki tane var. Çünkü ee, hediye gelmişti. Nereden geldi hatırlamıyorum. Wufoo Box'tu sanırım. Gördüğünüz gibi böyle bunlar da yine görünüşlerinden dolayı çok tatlılar. Böyle içinde de böyle bir şeyler var. Uçları da böyle. Yine dediğim gibi neon yazıyorlar aynı setin bir de neon hali var. Bunlarda da böyle kalpli, çiçekli yani çoğu değişiyor. Burada da mesela Mickey Mouse'lu var. Burada çiçekli. Burada da yuvarlak. Düştü. <laughs> Bunların özünü sen de yok. Zaten aynı. Daha sonra yine Mr. aldım. Gerçekten e, ee, mini kalemlerde Stabilo ve Serve'den sonra favorim olan çok beğendiğim çok kaliteli bulduğum ve fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün var. Ben yine 30 liraya falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam şu an 60 da sanırım en son baktığımda böyle dokuları çok kaliteli gerçekten çok güzel yapmışlar bu kalemi. Şöyle göstereyim. Uçları da böyle. Yazımları da mükemmel. Ben yani fiyat performans ürünü bence. Şu an tanesi 30 lira falan. Ama ben üçlüsünü 30 liraya almıştım ve e, çok çok memnun kaldım bu kalemlerden. O zaman bu kadar pahalanacağını bilseydim muhtemel iki paket alırdım. Çünkü çok beğendim bunları. Görünüş açısından da çok tatlı gözüküyorlar. Daha sonra yine onunla benzer mantıklı olan bir kalemimiz var. Bu da yine çok güzel ve çok kaliteli bir ürün. Uçu da uçu yalnız. Uçu da böyle. Bu da yine çok sevdiğim bir kalem. Yani her şey çok güzel diyorum ama yani çoğu kalemi çok beğenerek alıyorum. Çok severek alıyorum. Ve artık bunlar hani yani şey bir süre sonra sürekli hani bu kalemlerle iç içe olduğum için artık yani çocuklarım gibi oluyor falan dermişim. Yanlış anlamayın ama yani çok seviyorum kalemleri kırtasiye ürünlerini. Legami'nin Teddy's Mood ve Teddy's Style'ları var. Bunların paketini bulamadım evde. O yüzden bunlar böyle bir şeyin içinde. Bunlar da kendi paketlerinde. Bunlar kokulu bu arada. Bunlar da kokosuz, pastel. Ve bunlar küçücük. Bakar mısınız? Serçe parmağım kadar. incecik, minicikler. Uçları da böyle. Yine çok kaliteliler. Çok güzel yazıyorlar. Bunlar da yine ben aldığımda 30-40 lira gibi bir şey almışım ama şu an 100 küsür falan olmuş. Sanırım tam bilmiyorum yine fiyatlarını ama yine çok tatlılar. Sonra lollipop Şeklinde bir setimiz var. Lollipop kalemlerin şöyle bir şeyi var. Ben F-Boutique ya da Woohoo Box kargo açılım videosu çektiğimde herkes şey demiş. O lollipop kalemden sana zaten bir sürü var. Niye bir daha aldın? Şu an elimde bir tane var. Çünkü ben onların hepsini hediye ettim. Yani Sürekli gidiyor arkadaşlar. işte Çekilişlerde gidiyor. Arkadaşlarıma veriyorum. İşte böyle eve misafir geliyor. Onlar alıyor vesaire vesaire derken bitti yani şu an bir tane var. Bu da benim yani. Bunu da mı hediye edeyim artık? ucu da böyle. Yani dediğim gibi böyle çift çift olan kalemlerin çoğu hediye gidiyor. Gitmeyenlerin de bende anısı oluyor genelde. Hediye gelmiş oluyor. O yüzden vermek istemiyorum. Bundan şu an zaten elimde bir tane var. Daha sonra karyokaların minisi var. Bunu açamadım. Aynısının büyüğü de var hatta bende. Bunların da yine hem küçük hem büyük versiyonları var. Ucu da böyle yine gayet güzel yazıyorlar. Hatta bunların neonları da var. Almamışım <laughs> burada masada. Gördüğünüz gibi böyle. Kapalı şu an paketi. Açmadım. Açtım da. Ben nereden? Heh, geri bantladım yani açtıktan sonra. Bunlar da yine gayet güzel yazıyorlar. Kaliteliler. Ee, daha sonra markası garip olan. Şu bir marka kalemimiz var. Bunlar Stabilo'ya benzer. Merak edip aldığım ve gayet azın memnun kaldığım ürünler. Yine dokusu çok kaliteli, çok güzel. Yazımları da neon yani tercih edilebilir. Ben aldığımda çok uygun bir fiyatı vardı. Tanesi 2 ya da 1,5 lira gibi bir şey. Çünkü bunlar çok eski. 2-3 yıl olmuş olabilir alalı. Hala yazıyorlar. Ee, hala gayet dayanıklılar. Ama şu an muhtemelen yine tanesi bir 10 lira olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü malum her şeye zam geldi. Bunlar da muhtemelen pahalandı. Son olarak bu şekilde e, şeker şeklinde kalemlerimiz var. Umarım masada bir yerde mini kalem unutmamışımdır bu arada. Yani şöyle bir bakıyorum. Yok gibi masanın dizaynını değiştirdiğim için şu an neyi nereye koyduğumu hatırlamıyorum tam olarak. Yani görünürde son olarak bunlar var. Ee, bunlar böyle şeker şeklinde ve bunlar çift uçlu. Bir burası var böyle kesik uçlu olarak. Burası da keçeli kalem gibi ince uçlu. Ve çok güzel yazıyorlar. Yine dokuları çok güzel, yumuşacıklar. Bu yumuşacık yapısı da şeyden bahsediyorum. Yumuşacık derken bazı kalemlerin dışı böyle çok sert oluyor, çok kalitesiz. Ya yani böyle kalemi elinize alır almaz kalitesiz olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama bunların dokusu çok güzel. Böyle yumuşacık geçişleri olan kalemler. O yüzden yani yumuşacık diyorum. Bakar mısınız Şunlar renkli de çok güzel duruyorlar. Evet mini kalem koleksiyonum bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Baya böyle uzun uzun anlatmaya çalıştım. Yani memnun muyum değil miyim kısmı çok olmadı gibi. Çünkü şu an çok ses yapıyorum. Olsun hepsini buraya getirmek istiyorum. Hepsine çok güzel çok güzel dedim ama hepsi bence çok güzel. Sadece eğer mini kalemi hani yani birçoğunuz kullanmak için alıyordur. Ama ben bu mini kalemleri artık bir zaman sonra sırf güzel gözüktükleri için almaya başladım. Ya bunun sebebi işte hediye geldi işte gördüm almak istedim. Çünkü ben bir kırtasiye sayfası olma yolunda ilerlediğim için ki öyleyim zaten. Yani yeni çıkan ürünleri almam gerekiyor. Sizlere tanıtmak için vesaire. Hani ilk ben alıyorum ve ben gösteriyorum. Mesela siz tabi Sivinkul'un yeni renklerini ilk alan Bloggerlerden biriyim ve bunun tanıtımını yaptım zaten mesela o kalemi almam gerekiyor İnsanlar benden artık bu şeyi bekliyor ve bir zaman sonra artık buna dönüşmeye başladı ve sürekli hediye geldiği için aslında bu kadar biriktiler ben olsam yani kullanmak için alsam muhtemelen şöyle şu tarz olanlardan çok fazla tercih etmezdim. Ee, şöyle serve olabilir, stabilo olabilir, mesela makaron olabilir, legami olabilir, yoyosu olabilir, karayok olabilir. Daha böyle marka ürünler almaya çalışırdım ki yani uzun süre kullanabileyim. Ama tatlı gözükmesini istiyorsanız bunları da tercih edebilirsiniz. Çok pahalı değiller. Hani bir iki set alabilirsiniz paranızı biriktirip. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarzda videolar için yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda video fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Çünkü sizin fikirlerinize göre video çekmeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 20 bin olma yolunda ilerliyoruz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum o yüzden. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.